Yaklaşık içinde bulunduğumuz Naip Hamamı bize dedemizden yadigar kaldı. Yaklaşık burası 600 yıllık bir Osmanlı hamamı. Yaklaşık olarak 1450-1500'lü yıllar arasında yapıldığı şeyleri var, tarihleri var. Fatih Sultan Mehmet zamanına falan denk geliyor. Yavuz Sultan Selim'in Mercidabağ'a giderken konakladığı yer diye rivayetleri var. Mekan Osmanlı yapısı. Burada işte ecdadın geçmişte yaptığı yapıların ne kadar sağlıklı olduğu da, sağlam olduğu da göz önünde. En büyük kanıtlarından bir tanesi burası. 6 defa kontrol edildi. Hiçbir sıkıntı yoktur. İlk günden beri çalışıyoruz. Bölgedeki insanlarımıza, mağdur olan insanlarımıza da gücümüzün yettiğince destek olmaya çalıştık. 600 yıldır ayakta duruyor. Ama tabii bu gibi yerler çalıştıkça, yani kullanıldıkça ayakta duruyor. Yani kapalı olsaydı, kullanılmasaydı bu günlere ulaşması mümkün değildi. Biz de deprem sürecinde ilk günden itibaren, o ilk bir haftayı atlattıktan sonra sahada çalışan burada insanlarımıza gücümüzün yettiğince destek olmaya çalıştık. Allah, deprem anında hiçbir şey olmadı. İlk sığındığımız yer burası oldu zaten. Biz yaklaşık burada bir hafta 10 gün konakladık ailelerimizle beraber. Hatta aynı anda dışarıda kalan insanlara da yardımcı olduk. 50-60 kişi kaldı burada. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Burayı kullandık. Burası sığındığımız ilk yer oldu. Yani 600 yıllık hamam hem ayakta kaldı hem de bu asrın felaketinde sığındığımız yer oldu. Ondan dolayı yani geçmişteki ecdada ne kadar teşekkür etsek azdır. Hepsinin de mekanı cennet olsun. Yani güvende hissediyorsun. İşte ise yani bina ayakta. Yani köşelerden de görebilirsiniz. Ecdat yaparken şu ayakların genişliği 2 metre. Kupe yüksekliğimiz 20-25 metre var. Bunlara rağmen duvarlar kalınlıklarımız her yer. Hamamın tamamıyla duvar kalınlığı en ince duvar kalınlığı 80 santimden başlıyor. Çok güzel bir yani temel yapılmış, yapı yapılmış. Büyük, çok büyük kemerler var. Gördüğünüz gibi kubbe var. İçeride ayrıca 2 tane kubbeler var. Hiçbir yerimizde en ufak bir zayiatımız yoktur elhamdülillah. Çok şükür.